Herkese selam Emir Tiyam ailesi. Bu videomuzda yeni bir video ile karşınızdayız. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan aile projesi şimdiden heyecanla bekleniliyor. Aile projesi hakkında yepyeni gelişmeleri bu videoda aktaracağız. Aile dizisi hakkında tüm detayları, tüm yeni bilgileri öğrenmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Aile dizisi hangi gün olacak konusundan diziye yeni katılan oyuncular hepsi detaylı bir şekilde bu videoda olacak. İlk öncelikle merakla bekleyin. İzleyenler aileyi, videomuzu beğenip sayımızı gösterin. Her detaydan, her bilgiden haberdar olmak için sadece kanalımıza abone olmanız yeterli. Abone olup bildirimleri açarak tüm bilgilerden, tüm dizilerden haberdar olursunuz. Haydi şimdi ilk öncelikle arkadaşlar aile dizisi ne zaman yayınlanacak bu konu hakkında bahsedelim. Aile projesi arkadaşlar Şubat ayı içerisinde kesin bir şekilde başlayacak arkadaşlar. Şubat ayı içerisinde kesin bir şekilde başlayacak. Şubat ayının ikinci haftasında başlaması bekleniliyor. Şu anda birinci bölümün son sahneleri çekiliyor diyebiliriz arkadaşlar. Ve arkadaşlar dediğimiz gibi Şubat'ın ikinci haftasında başlayacak. Bir aksilik olursa en geç Şubat'ın üçüncü haftası. Peki günü hangi gün olacak? Pazartesi mi olacak, salı mı olacak? Gelen duyumlar yönünde şu anlık planlanan günü salı günü arkadaşlar. Ama belli de olmaz, pazartesi de olabilir çünkü Sipahi projesi Show TV'nin haftaya ekranlara veda edecek. Yakında net bilgi gelir ailenin hangi gün olacağı hakkında. Ama bana sorarsanız salı günü olma ihtimali daha yüksek, bir değişiklik yapabilirler yani. Şimdi gelelim arkadaşlar aile projesinin aile dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Dizide Serenay Sarıkaya'nın babasını kim oynuyor belli oldu. Serenay Sarıkaya aile dizisinde problemli bir ailesi olan psikolog Devin rolüne hayat veriyor. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u buluşturan aile dizisi merakla bekleniliyor. Ay yapımı Show TV için çektiği dizinin oyuncu kadrosu da konusu kadar ilgi çekici. Dizide Serenay Sarıkaya Devin adlı sorunlu bir ailesi olan psikoloğu oynuyor. Rolüne titizlikle hazırlanan Sarıkaya'nın kız kardeşi Yağmur'u Yusra Geyik canlandırıyor. Annesini İpek Tenoğlu'nun canlandırdığı Sarıkaya'nın babasının kimin hayat vereceği merak konusuydu. Rol için uzun süren görüşmelerden sonra daha önce Diriliş Ertuğrul, Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan tiyatro oyuncusu Ozan Gözel ile anlaşıldı. Evet arkadaşlar, Serenay Sarıkaya'nın psikolog Devin rolüyle karşımıza çıkacak. Babası rolüyle de Ozan Gözel ile anlaşmalar sağlandı. Evet arkadaşlar, bu arada Kıvanç Tatlıtuğ nasıl bir rolle karşımıza çıkacak diye sorun arkadaşlar için de Aslan rolüyle karşımıza çıkacak arkadaşlar. Aslan karakteri de bayağı gizemli bir karakter olacak. Gelin biraz da Aslan karakteri hakkında bahsedelim. Dizinin hikayesi nasıl başlıyor hemen açıklayalım arkadaşlar. Soykan ailesinin oğlu Aslan'la aynı uçakta tesadüfler sonucu başlayan tanışan psikolog Devin'in etkileyici aşk hikayesini Beyaz Cam'a taşıyor. Yeni bir değişiklik olmazsa salı akşamları yayınlanacağı konuşulan dizinin ilk afişi de paylaşıldı. Bu arada afişi bura koyarım arkadaşlar. Özgün senaryosu Hakan Bonava'ya ait olan dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Her karakteri ayrı bir özenle yazılan dizide Nejat İşler, Canan Ergüder, Ustan Çakır, Umutcan Ütebay, Yusra Geyik, Ecem Simge, Yurda Tapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer rol alıyor. Soykan ailesine ait çiftlik evi sahneleri ve Şadiye'de çekiliyor. Aile kavramını sorgulayan dizide bu konu hakkında yaralı olan iki insanın büyük çatışmalarla sınanan hikayesini aşkın iyileştirici ve birleştirici gücüyle seyirci farklı bir lezzet sunacak. Yani arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Dizide aşk da ön planda olacak. Ama arkadaşlar aksiyon olacak mı? Baktığımızda afişte aşk dolu olmuş. Yani dizide insanlar dışarıdan baktığında bu bir aşk dizisi olacak der ama arkadaşlar aşk ön planda olacak ama aksiyon da içerisinde olacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani dizi başlamadan önce de zaten böyle iddialar dolaşıyordu. Çukur etkisi bekleniyor diziden arkadaşlar. Yani mafya konusu da işlenecek. Ama dediğimiz gibi Aslan ile Devin'in sarsıcı bir aşk hikayesi olacak arkadaşlar. Aşk hikayesi de ön planda olacak. Ama bana sorarsanız arkadaşlar aksiyon fazla ön planda olmazsa dizinin tutma ihtimali biraz düşük olur. Ama arkadaşlar Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya gibi bir oyuncular olduğu ve kadroda da zaten çok güçlü isimler var. Nejat İşler gibi. Yani
bayağı güçlü isimler de var arkadaşlar. Yani bu dizinin tutacağını düşünüyorum. Çünkü Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya da böyle bir aşk projesini kabul etmez yani. İlla ki içinde gizem olacak, dediğimiz gibi aksiyon olacak. Yani bayağı bizleri heyecan dolu bir iş bekliyor olacak diyebiliriz. Ve senarist Hakan Bonomo da gerçekten iyi bir yazar arkadaşlar. İyi bir kalemi var, dediğimiz gibi iyi bir şekilde yazdığı için ben bu işin zaten garanti bir şekilde tutacağını düşünüyorum. Siz bu dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu arada bir gelişme daha yaşanmıştı. Bundan 2-3 gün önce, 4 gün önce arkadaşlar Kıvanç Tatlıtuğ zehirlendi ve çekimler aksamıştı ama çekimler yeniden başladı arkadaşlar. 2 gün sonra Kıvanç Tatlıtuğ tamamen sağlığı yerine geldi arkadaşlar ve çekimler yeniden kaldığı yerden devam etti. Şu anda dediğimiz gibi ilk bölümün son sahneleri çekiliyor. Yakında da ilk teaser yayınlanacak. Teaser ne zaman yayınlanacak, ilk tanıtım? Hemen onu da bahsedelim arkadaşlar. İlk teaser, ilk tanıtım bu hafta sonu yayınlanması bekleniliyor. Son anda bir aksilik olmazsa Cuma, Cumartesi, Pazar bu 3 günden birisinde yayınlanması bekleniliyor. Gerçekten güzel bir tanıtım hazırlanıyor. Bayağı ilgi çekici bir tanıtım olacak diyebiliriz arkadaşlar. Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ'a da geçmiş olsun, zaten atlattı dediğimiz gibi. Ayrıca yeni gelişmelerden de bahsedelim. Bu arada arkadaşlar ailenin ilk sahneleri İzmir'de çekildi. Yani 20-30 dakikalık sahne İzmir'de çekildi, dediğimiz gibi. Uçakta Devin ve Aslan tanışıyor, sonra İzmir'de falan dediğimiz gibi görüşüyorlar, buluşuyorlar. Ve onlara eşlik eden bir karakter oluyor. İskoç adında arkadaşlar. İskoç karakterini canlandıracak isim ise arkadaşlar hemen sizlere açıklayalım. İskoç rolünü Ali Savaşçı canlandırıyor arkadaşlar. Öte yandan merakla beklenen dizide Aslan Soykan'ın çiftlik evi sahneleri Reşadiye'de çekiliyor arkadaşlar. Sürükleyici bir konusu olacak. Dikkat çeken dizide yeni bir gelişme olmazsa salı akşamları yayınlanması bekleniliyor. Sizce salı mı olmalı, pazartesi mi olmalı? Bu soruyu sordum zaten, bir daha sorayım. Yorumlarda sizler de belirtin. Bana göre salı olması daha iyi. Pazartesi daha güçlü rakipler var. Salı, bir iki tane güçlü rakip var. Bence salı olması daha iyi diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizin fikirleriniz de bizler için önemli. Evet arkadaşlar, yaşanan tüm gelişmeleri sizlere aktardık. Yeni gelişmeler yaşandıkça paylaşacağız. Aileyi merakla bekleyenler, dediğimiz gibi videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bilgilerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmanız yeterli. Abone olarak tüm detaylardan, tüm yeni gelişmelerden ilk siz haberdar olursunuz. Şimdilik bizden bu kadar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Abone olmayı unutmayın, dediğim gibi.